We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Putting money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah. Ayakkabıda Ice kanalından herkese merhabalar. Yeni bir incelemeye daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine detaylı, güzel, gayet açıklayıcı ve aklınızdaki soru işaretlerine cevap veren güzel bir inceleme bulacaksınız. Performans incelemesi bulacaksınız. Ayakkabı içerisinde uzun süre oynadıktan sonra, uzun süre giydikten sonra olgunlaşan fikirlerimi size en sade ve en temiz biçimde anlatmaya ve bu ayakkabı hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu sayede bu ayakkabıyı merak eden, almak isteyenler için katalog niteliğinde bilgi veren bir video hedefliyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. İntrolarla alakalı da uğraşıyorum. Sizlere biraz görsel güzellik sunmaya, biraz sizleri böyle gaza getirmeye, moda sokmaya çalışıyorum. Like atar ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Eğer kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip ederseniz de orada da günlük ayakkabı dozunuzu vermeye çalışıyorum. Haberler, yeni çıkan ayakkabılar, oylamalar, sizden gelen paylaşımlar, link paylaşıyorum. Ucuz ayakkabılar, trend yol listeleri gibi aslında birçok güzel şeyler de orada yapmaya çalışıyorum. Eğer beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız açıklamada link var. Direkt olarak basıp Instagram'a geçebilirsiniz. Ayakkabı Dice yazınca da zaten muhtemelen bulacaksınız. Türkiye'de ilk ve tek bu işi yapıyoruz. YouTube'da olduğu gibi Instagram'da da aynı şekilde devamlı bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. PG ayakkabıları da benim bu kanalı açtığım ilk günden beri incelediğim, severek giydiğim ayakkabı serisi. Şöyle arkada da görebilirsiniz arkadaşlar. PG 1... Nerede? PG1 şu rafta. Şurada görüyor musunuz? Hop, orası için şöyle yapmam lazım. PG2 şurada. PG3'üm şöyle şurada tepede. PG4 aynı şekilde diğer tepede. PG5 nerede derseniz PG5'im de burada arkadaşlar. Şimdi detaylı incelemesine geçebiliriz. Önce kutusuyla başlıyorum her zaman yaptığım gibi. Birçok defa yaptığım gibi diyeyim. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Camo diyebileceğimiz yani kamuflaj deseniyle güzel bir şekilde renk verilmiş PG'nin logosu, imzası, Nike işareti derken güzel tatlı bir görüntü bizlere sunuyor arkadaşlar. 45 numara aldım. Birçok neredeyse bütün PG'lerde böyle yapmıştım. Gerçi PG'lerde 44.5'lar bana oluyordu ama gitgide PG'leri ayakkabı kalıplarını en azından daralttılar. Genelde Nike bunu çok yapıyor. Ben de burada dediğim gibi 45 aldım. Eğer sizler de kendi ayakkabı numaranızı merak ediyorsanız, hangisini giymem gerekiyor, nasıl karar vereceğim diyorsanız, bununla alakalı kaç numara ayakkabı tercih etmeliyim isimli bir video yapmıştım. Kanalın videolarından aratarak bulabilirsiniz veya sizde olan ayakkabıyı bana kıyaslayabilirsiniz. İşte ben Kyrie'lerden tutun Westbrook'lara, Jordan'lara, Adidas'lara, Harden'lara her şeyi incelediğim için hani bu abi 45 giyiyorsa, bu arkadaş 43 giyiyorsa ben de şunu giymeliyim gibi kıyas yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bunu da 45 aldım. Çok rahat ettim. Ayrıca biliyorsunuz kargo açımları yapıyorum. Kargo açımlarda da ilk izlenimler, ayakkabı hakkında neler düşünüyoruz, o ayakkabı hakkında biraz bilgiler gibi onları da vermeye çalışıyoruz kutu açımlarında. Şimdi ise tabii ki dediğim gibi kullanıp fikrimizi söylüyoruz. Şimdi ayakkabımıza bakalım. Görsel güzelliğiyle başlayabileceğimizi ben düşünüyorum. Görsel olarak bir şey demek zor oluyor genelde ayakkabılara. Çünkü zevkler, renkler olayı tartışılmaz olayı. Sizler ne düşünüyorsunuz bu ayakkabı hakkında? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İlk çıktığı zaman ben Instagram'dan paylaşıyorum. İşte PG giydiği zaman maçlarda onları paylaşıyorum falan. Hepiniz gömüyordunuz. Yani böyle bu ne biçim ayakkabı, koşu ayakkabısına benziyor. Hala da gömüyor olabilirsiniz gerçi. En doğal hakkınız tabii ki, beğenmiyorsanız ben beğenmedim demek. Ben de beğenmemiştim arkadaşlar birçoğunuz gibi. Ama bence çok güzel renkleri de mevcut. Bu aldığım renk kesinlikle en kötü renklerinden biri. İndirimde diye aldım. Diğer renkleri de muhtemelen yavaş yavaş indirime girecektir. Hatırlarsanız PG4 inanılmaz indirimlere girmişti. Birçoğunuz çok indirimden aldınız. Çok da rahat, güzel bir ayakkabıydı. Tabii eksikleri büyüktü. Bu da muhtemelen öyle olacak. Çünkü daha çıkar çıkmaz birkaç rengi indirime girmeye başladı. Şimdi siyah rengi indirime girdi. Ben keşke siyah girseydi onu alsaydım dedim ama. Neyse, benim için çok da önemli değil. Zaten artık incelemek için alıyorum çoğu ayakkabıyı. Bunu da o şekilde aldım.
Evet, dediğim gibi görsel olarak biraz sıkıntılı. Çok fazla dizayn detayı yok. Sağda solda PG logosu, işte Nike işareti derken. Ama genel silüeti, genel tipi bu ayakkabının bence yani kötü bir basketbol ayakkabısına benzemiyor. Futbol ayakkabısına, yürüyüş ayakkabısına benziyor. Sizlerin birçoğu bu şekilde belirtmişti Instagram'da ve haklısınız, ben de katılıyorum. Kesinlikle bir basketbol ayakkabısı, böyle okkalı bir ayakkabı izlenimi vermiyor. Nitekim de çok sağlam olmayan ve gerçekten de sağlam hissettirmeyen bir ayakkabı. Ama güzel renklerini bulursanız bence keyifle giyebilirsiniz diyorum. Asıl performansına geçmek istiyorum. Performansının genel bir özetini vereyim arkadaşlar. Beni şaşırtan ve benim bayıldığım şahane bir basketbol ayakkabısı. Şaşırdınız değil mi? İnanın ben de çok şaşırdım. İncelerken falan ya her defasında bu nasıl bir ayakkabıymış ya? Oldu bu gerçekten... Yani görüntüsü bu kadar kötü olup nasıl bu kadar güzel bir ayakkabı olabilir dedim. Arkadaşım da öyle demişti ya. Hem güzel olup hem iyi performans vermiyor ayakkabılar demişti. Hani gidip şöyle Jordan 5'ler gibi gidip 1800-1900 lira para verirsiniz. Hem görüntü alırsınız hem de performans alırsınız. Ama genel itibariyle iyi gözüken kötü performans veriyor birçok defa. Yani ikisini birden sağlamak oldukça zor oluyor. Bu ayakkabının fiyatı ne kadardı? 1100-1200 seviyelerinde geziniyor. Ben 840'ları aldım yanlış hatırlamıyorsam indirimden. Dediğim gibi muhtemelen bu fiyatlara çok düşecek diye bekliyorum. Belki outletlerden hani 600'lere falan bulursanız kaçırmayın. Bakın o kadar söylüyorum, daha ilerisini izlemeden. Almak istiyorsanız yapıştırın, sipariş verin, sonra gelin tekrar izleyin. O kadar güzel çünkü. Ben çok mutlu oldum en azından. Tabii ki eksik yanları var. Yine de siz devamını da izleyin de sonra abi bizi yanlış yönlendirdin falan gibi şeyler olmasın. Eksik yönleri de var. Neler onlar? Nedir güzel yanları? Hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi her zaman yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar bu ayakkabının taban tutuşuyla başlayalım. Gördüğünüz gibi adeta ayağımızın basınç noktalarının şekillendiği Kobe 9'da vardı yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir tasarım. Başta çok fazla bir beklentim yoktu ama gerçekten arkadaşlar mükemmel bir taban tutuşu sağladığımı söylemem lazım. Ayakkabı sessiz, böyle çok fazla cik 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 ses yapmıyor. Fakat inanılmaz güzel bir biçimde sahaya yapıştım. Çok çok memnun kaldığımı söylemem lazım. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir taban tutuşu beklemiyordum. Biraz görüyorsunuz sağında solunda toz tutuyor ama bu toz tutuşu sürekli böyle silmeniz gereken toz tutuşu değil. Çünkü genelde birçok ayakkabıda böyle zaman zaman silmeniz gerekebilir oynadığınız sahaya bağlı olarak. Benimkisi de çok temiz bir saha değildi aslında. Bayağı uzun süredir silinmemişti. Ona rağmen mükemmel bir taban tutuşu yaptı. Şimdi sessiz hep koyuyorum. Sesli bir izleyin. Diğer ayakkabı. İkisi birden olmuyor diğer yani. Harbiden hiç. Kaymıyor lan. Ses de çıkartmıyor. Ayakkabı hiç yormuyordu. Güzel. Nasıl? Gördüğünüz gibi çok ses yapmıyor. Değişik böyle bir hafif kısık sesi, kısılmış ses çıkartıyor. Ama mükemmel yapışıyor. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sahada çok yardımcı olacağını düşünüyorum sizlere. Ve bu fiyata böyle bir ayakkabıda güzel bir taban tutuşu tadından yenmez. Taban tutuşuna da benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Çok iyi. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Hemen dışarıda oynanır mı oynanmaz mı ona girelim. Çünkü birçoğunuz belki dışarıda oynayacaksınız. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bence dışarıda oynamayın. Yani bunlar çok çok ince çıkıntılar. Anında hepsi böyle paramparça olabilir. Kesinlikle dışarıda tavsiye etmem. Onu söylemiş olayım. Yani direkt bunlar böyle dümdüz olabilir. Özellikle şu yan kısımlardan başlayarak. Tavsiye etmiyorum. Sakın ama sakın dışarıda oynamayın. İç sahalarda oynama ayakkabınızı yapın. Gerçekten çok rahat edersiniz. Çok da iyi taban tutuşuyla mutlu olursunuz. Hemen rahatlık demişken yukarıya doğru çıkalım. Ve bu ayakkabının yastıklamasına geçelim. Aynı PG4'te olduğu gibi yastıklaması Air Strobel dediğimiz bir yastıklama tipi. Normalde Strobel Board denir. Yani ayakkabının altına... Ayağınızın altına birçok katman var tabii ki. Bu ayakkabı böyle bir parça gibi düşünmeyin. İçinde birçok katman var. Bir tanesinde de Strobel Board deniyor. Yani böyle bir mukavvamsı bir yapı. Bunu yastıklamaya çeviriyorlar. Yani bunu buradan çıkartıyorlar bir nevi. Yastıklama koyuyorlar. Bu da biraz daha yumuşak. Hafif size böyle zıp zıplık veren. İçinde tabii ki hava var. Böyle bir yastıklama koymuşlardı. İlk defa yanlış hatırlamıyorsam PG4'te denenmişti. KD'lerde de buna benzer bir yastıklama var ama birbirlerinden farklı tip olarak. PG4'teki arkadaşlar çok böyle sizi içeri çeken bir yani kuma basıyormuşsunuz hissi vardı. Tabii düşüyorsunuz bir etkiden koruma kesinlikle var ama bir zoomlarda olan yani işte bir Vinat'larda Jordan 34-35'lerde olan böyle sizi bir ittirme olayı fazla olmuyor. LeBron'larda kullanılan bu Max Air dediğimiz de aynı şekilde çok sert sizi böyle ittiren. Bu ise böyle puf diye sanki sizi içine çeken bir yastıklama. Rahat ettiren bir yastıklama. Çok atik arkadaşlarımı belki böyle bir milisaniye falan yavaşlatabilir ama bizim gibi zaten hani aşırı atik oynamayan arkadaşlar içinse çok bir farkı yok. Sadece daha fazla rahatlık hissi sunuyor bence. Buradaki kullanımına da bayıldım. Çok güzel, çok güzel etkiden korunma var. Yani çok fazla aşırı fazla bir yastıklama olmasa da
Çok tatlı, çok kararında, mükemmel rahatlık sunan ve etkiden koruyan bir yastıklama var. Dediğim gibi biraz içine çekiyor, yavaş hissettirebilir. Tek dezavantajı bu. Bu benim için dezavantaj değil. Bilmek isteyen arkadaşlarım için söylemiş olayım. Mesela böyle dokunduğum an fırlayayım istiyor. Yani Kyrie ayakkabısı veya işte bir Russell Westbrook'un Why Not'larına alışan ve onları seven biraz bunda böyle yavaş hissedebilir. Ama inanın bunda çok daha rahat hissedeceksiniz. Şuraya yastıklama arkadaşlar şuradan gözüküyor. Bir pencere açmışlar. Aslında burada bir pencere var ama pek de belli olmuyor. Şurada gördüğünüz gibi böyle delikli 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 böyle değişik bir yapı var. Buralarda hava kabarcıkları sizlere yastıklama sunuyor. Yumuşak bir köpük içerisinde konulmuş. Şurada da böyle yumuşak yumuşak. Gayet rahat bir yastıklama sunacak. Etkiden koruma sunacak dediğim gibi. Ayakkabı da şurada Air işareti de bunu gösteriyor. Ben alt taban yapılanmasından çok memnun kaldığımı dile getirmem lazım. Yastıklamaya kaç puan verirdim? Yastıklama böyle devasa, efsanevi bir olay yapmasa da 10 üzerinden rahat, güzel, temiz bir 8.6'yı bence 8.6, 8.5 diyorum ama 8.6 daha güzel olacak. Vermek istiyorum. Gayet keyifli, güzel bir yastıklama sunmuş oluyor bizlere. Üst kısma geçelim ve asıl problemlere ve asıl çirkinliğe gelelim. Arkadaşlar çok basit hissettiren, çok böyle ucuz hissettiren, yani neden biraz daha kaliteli şeyler koymadınız dedirten bir üst kısım var. Burada ben hiç memnun kalmadım. Özellikle şu dikişli, yani meşimsi içini gösteren delikli yapı çok kötü olmuş. Yanlar da aynı şekilde. Bunlar benim hiç hoşuma gitmedi. Şuralar bir tık daha güzel ama genelde çok ucuz hissettiren, çok basit hissettiren bir üst kısım var. Dildeki şurada görüyorsunuz delikli delikli yapılar var. Biraz hava almasına yardımcı oluyor. Şurada dikkat ederseniz o delikli delikli yapılardan aynı şekilde var. Ayağım içeride çok terledi terlemedi anlayamadım. Yani normal bir basketbol ayakkabısına ne kadar terliyorsa o kadar terliyor. Efsanevi bir havalandırması yok. Ama bu üst kısım yani biraz sınıfta kalan, ben bütçeli modelim diye bağıran bir üst kısım olmuş. PG'ye yakışmamış. Daha güzel kullanılabilirdi. Yani özellikle bakıyorum PG 1, PG 2, PG 3 de aynı şekilde sağlam güzel üst kısımlar vardı. Tabii bir gelmeyecek muhtemelen ama o bizim burada şeyimiz, kıymetlimiz yani. Güzellikten maalesef bir daha gelir mi ya? Gelmez mi bir daha? Ya şunun güzelliği baksanıza nubuk kullanılmış yani harika ötesi. Biraz aslında benzetmişler mi arka kısmına? Çıkıntıları mıkıntıları hafiften benziyor ama şunun ya mükemmel bir çıkış ayakkabısı olarak şu tatlılığa bakar mısınız ya? Bu askı kullanımının en harika pozisyonu da budur bu arada. Ön ayağı olabildiğince yakın şekilde. Ya gerçekten çok güzeldi ya. Şu tabana babana baksanıza. Altta zoom vardı. İşte bundaki yastıklama farklıydı. Bahsettiğim bu ittirici güç yastıklama burada arkadaşlar oluyordu. Evet. Şimdi neyse ayakkabımıza geri dönelim. Ara ara hayallere dalıyoruz. Bu üst kısmı beğenmediğimi söylemem lazım. He, kitleme noktasında iyi yapıyor. Bağcıklarınızı sıktığınız zaman gayet iyi kitleniyorsunuz. Şuradaki bilek pofidik yastıkları da çok tatlı. Şurası da mesela çok uzun yapmışlar. Ama benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ayağımı gayet güzel sardı. Böyle bilekte de şu görmüş olduğunuz böyle biraz daha toplu toplu. Dediğim gibi bileğinizin çevresinde güzel bir güç oluşturuyor. İçim içi gayet keyifli, hoş. Giydiğiniz zaman iyi hissedeceksiniz. Dediğim gibi bu ayakkabının en öne çıkan özelliği rahatlığı ve inanılmaz hafif oluşu. Hemen ağırlığına da gelmişken ben şurada bir tartıya koymak istiyorum arkadaşlar. Çok hafif olacağını düşünüyorum. Yani 400'ün kesin altındadır. 378 gram. Yani bir basketbol ayakkabısı için en hafif tercihlerden bir tanesi. Hafif, rahat, böyle uçacakmışsın gibi olan bir ayakkabı istiyorsanız bu gerçekten hani atiklik noktasında değil de hafiflik noktasında uçmaktan bahsediyorum. Keyifle giyebileceğinizi düşünüyorum. Benim başıma gelenlerden, hislerimden bir tanesi sanki ayakkabı arkadaşlar yana doğru görüyorsunuz çok meyillenmiş. Biraz sanki şurası yüksekte gibi yani ayakkabı sizi böyle içeri yatırıyormuş gibi veya ayağınızı böyle bir yan içeri ittiriyormuş gibi değişik bir hisse kapıldım çoğu zaman. Bunu da belirtmek isterim. Biraz geniş ayaklı arkadaşlarım belki sıkıntı çekebilir. Ayakkabının kalıbı oldukça düz. Yani uzunluğu da ben 45 numara aldım dediğim gibi. Gayet uzunluktan da yandan da keyifli geldi ama dediğim gibi sanki biraz böyle içeri doğru ayağımı kaydırıyormuş gibi hissettim. Yani bu benim yaşadığım his olabilir. Yana doğru yapacağınız hamlelerde sizleri tutan çok güzel 2 adet çıkıntısı da var. Bunlar oldukça iyi işler yapıyor. Yana yapacağınız hamlelerde kesinlikle güzel bir şekilde sizleri kafesliyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani destek noktasında ayakkabının bağcıkları olsun, yana yapılan bu çıkıntı olsun ve şuradaki materyaller gayet iyi iş yapacak. Destek noktasında benim bu ayakkabıya vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Yani iyi bir destek sunuyor. Materyalleri ise arkadaşlar 7.7 falan verebilirim. Yani 8'in altına düşen ve basit hissettiren. Ama şuralarından benim puan verdiğim ve şu arkasındaki yapıdan puan verdiğim üst kısım oldu. Dediğim gibi 7.7 materyallere verilebilir. Bundan sonra bildiğiniz gibi
bütün bölümlere puan veriyorum. Hani eskiden tek bir ayakkabı işte 9 veriyordum, 9.5 veriyordum ama sizler böyle daha iyi kıyaslama yapabilmeniz için ayakkabıların her bir özelliğine puan vermeyi düşünüyorum. Umarım bu şekilde de hoşunuza gider. Onun dışında bahsetmediğimiz ne var diye düşünüyorum. Hangi pozisyona uygun ondan bahsedelim. Bence arkadaşlar 1 numaradan 5 numaraya herkese uygun, keyifli tercih edebilecek bir basketbol ayakkabısı. Eksik yönü basit hissettirmesi ve biraz belki uzun kullanımlarda bu dandik materyallerin hızlı parçalanabilir olması. Onun dışında tabanı dışarıda kullanılmıyor olması da bir dezavantaj ama iç sağlığı için konuşurken bir yastıklaması, taban tutuşu ve iyi iklenmesi, iyi destek sunuyor olması genel manada birçok basketbol severin ve basketbol oyuncusunun ihtiyacı olan her şeyi barındıran tatlı, temiz, güzel ve beni şaşırtan, beni şoke eden güzel bir basketbol ayakkabısı. PG4'ten sonra ilaç gibi geldiğini söylemem lazım. PG4'teki birçok eksikliği, birçok sıkıntıyı gidermişler ve çok güzel, herkese uygun basketbol ayakkabısı olan bir ayakkabı yapmışlar. Aynı zamanda NBA'de de en çok tercih edilen ayakkabılar listesinde bu ayakkabı arkadaşlar. Dediğim gibi çok rahat bence. Sizler de bunu çok tercih etmelisiniz. İndirimden bulursanız, ayağınıza uyan iyi bir numarayı da bulursanız kesinlikle kaçırmayın. PG4'te arkadaşlar ben 45.5 almıştım. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Bunu 45 aldım, dediğim gibi ona göre yarım numara küçük aldım. Sizler de diğer ayakkabı incelemelerimi izleyip ona göre bir numaraya kafanızda kararlaştırabilirsiniz. Ve böylelikle de her şeyden bahsettiğimi düşünerek çıkış yapmak istiyorum. Eğer bahsetmediğim bir şey olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Abi ben hani şöyle şöyle şunu merak ediyordum, bahsetmemişsin gibi varsa unuttuğum bir nokta. Ona da cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Ama eğer bahsettiğim bir şey yorumlarda sorulursa cevap vermiyorum. Çünkü izlemenizi istiyorum. Burada yaklaşık 20 dakikadır konuşuyorum. Editlemesi şusu busu. Lütfen izleyin. Desteklerinizi de bekliyorum. Böylelikle güzel bir ayakkabıyı daha detaylıca anlatmış oldum. İncelemesini yapmış oldum. Yeni güzel ayakkabılar gelmeye devam edecek. Sırada Why Not, Harden, Wall 5 neler var? Freak 3 gelebilir. Ondan bahsedeceğiz daha. İsmi söylemek istemediğim, size sürpriz yapmak istediğim birçok ayakkabı var. Takipte kalıyorsunuz, bekleyişte kalıyorsunuz. O zil işaretini basıyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşüyoruz. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.